Murat Öztürk, 12 Eylül'ün karanlık yüzü. O gün yıllar sonra bile anlam veremeyeceğim bir gündü. Henüz bu dünyada 45. günümdü. Bazı tarihleri hatırlamak istemez insanlar. Kişisel de böyledir, toplumsal da. Bugün onlardan biri, 12 Eylül. Bu tarih, herkesin bildiği gibi 1980 yılıyla birleştiğinde peşinden unutulmaz acılar getirecek bir dönüm noktasını hatırlatır bizlere. Bireysel olarak da, halk olarak da Türkiye'de 12 Eylül hatırlanmak istemeyecek bir ihtilalin tarihidir. Junta'nın yönetimi ele geçirişi ve ardından gelen faşist adımlar. İnsanların canlarına kıyan, ailelere ateş düşüren günler, aylar, yıllar. Etkileri hala devam eden zamanlar aslında. Devam ediyor çünkü o dönem acıdan, hapisten ve işkenceden geçirilen sadece insan bedenleri değil, ruhları ve düşünceleriydi de. Yıllarca onların yansıması, eksikliği, korkusu salındı topluma. Ardından gelen nesillere de aktarıldı bu acılar, korkular, aydınlığı körelten gölgeler ve karanlıklar. Bir 12 Eylül'de elbette öncelikle düşen ateşle yanan herkesi rahmetle anarım. Ateşle sönen ocakları, yaşarken biten hayatları ve ardı sıra çekilen acıların tüm kahramanları önünde ise saygıyla eğilirim. Gelin görün ki karanlık hep var. Bu 12 Eylül'de de böyleydi, 28 Şubat'ta da böyle, 15 Temmuz'da da. Karanlık hep var. Ülke refahı üzerinde oynanan oyunlar hep var. Türkiye iki adım attı mı düşsün diye ayağını çelmeye uzatanlar hep var. Olacaktır da. Dünya düzeni böyle işliyor ne yazık ki. Gelin görün ki fedakar Anadolu halkı da var. Oynanan oyunu zora düşünce bozan, tehlikeyi savan Anadolu halkı. Bin yıldır bir kahraman arıyorsak buna en yakışan Anadolu'nun fedakar ve cefakar halkıdır. Ve 12 Eylül. O karanlık düşüncenin her aşamasında yer alan her karanlık insanı lanetle anmak vazifemiz. Çektirdikleri acıları ise hiç mi hiç unutmamak ve unutturmamak.